Birazcık. Mazhar Alanson TRT'ye bağlandı ölümün ardından. Ağlamaktan konuşamadı. Bilmiyorum şimdi konuşabilecek mi? Yani kardeşten öte. Of. Özkan, bu salonda bulunan herkes için, hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün öğüsü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir abi olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık, tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. İş ortağımız. Manevi kardeşimiz. Evet. Ve hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşça kal. Özkan'cığım, şu anda burada olduğunu hissediyorum. Bizi seyrettiğini. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. Bir konuşma hazırlayamadım ama 2-3 gündür halimiz zaten darmadağın. Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Gittik o gün. Herkes üzgün ağlıyor. Derken Zafer filan Özkan'ın meşhur lafları vardır. Sözleri vardır, şifreli. Yani biz üçümüz bir arabada kimsenin anlamamasını istediğimiz bir mevzuyu kuş diliyle konuşurduk. Hep bunlar Özkan'ın ileride ateşimiz soğusun inşallah. Onlardan da söz ederiz. Özkan'ın yeteneği konusunda, uğraştığı sanat dallarındaki başarısı, yeteneği tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkan'cığım, herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun, hissediyordun. Ama bu kadar sevildiğini herhalde, yani sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun. Meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes, herkes. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız? Çaresiziz ve başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a. Özkan'cığım,
Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım? Böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deliriyorlar bize. Ah, vah, ayrılık Özkan'ım. Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan'ı rica ediyorum. Alişan Uğur. Hayır, sizi bilmiyorum hanımefendiler, beyefendiler ama Mazhar Alanson bizi stüdyoda ağlattı. Necdet Saracı ve beni. Böyle de olmaz ki diye. Eşi Aysun, yani tabii ki herkes için çok çok büyük üzüntü ama eşi ve yanında da hemen oğlu. Onlar için insan düşünemiyor bile nasıl bir kayıp. Bir de son anına kadar gülümsemesini, aslında akıbeti herhalde anlamıştı. Gülümsemesini, umudunu hiç kaybetmemiş, nezaketini hiç yitirmemiş bir insan olarak uğurlamak ne zor ne zor. Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babamdı. O, bizim 3 kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ve şimdi görüyoruz ki o çocuk, genç, yaşlı, her görüşün, her kesimin ve her takımın bizim tahminlerimizin kat be kat üstünde sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna hiç bakmadan tüm çevresine bonkörce saçtığı iyiliği, neşesi, naifliği, çalışkanlığı ve yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, hiç kimsenin arkasından asla ama asla konuşmaz, kimsenin dedikodusunu etmezdi. Benim babam adeta bir dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti. Olağanüstü bir şarkıcı ve basçı olan babamın çok sevgili MFÖ'sü ile birlikte Türkiye'nin müzik tarihine vurdukları damga nesiller boyu kalıcı olacaktır. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi. Gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı.
eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı özkanca egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok üzün verici. Babam hakkında dili geçmiş zamanda konuşuyor olduğuna inanmak, kabullenmek çok ama çok zor. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu. Boşlukta süzülüyoruz adeta. Nur içinde yat canımızın içi. Yüce Yaradan'ın rahmeti üzerine olsun. Hep içimizde, yanımızda olacaksın. Hoşça kal. Benim söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Özkan uğrumuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Sevgili ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Sevgili dostlar, şimdi Özkan abimizi, cenazesini camiye götürmek için çok fazla sahnede kalabalık olmadan yakın arkadaşlarını, dostlarını rica ediyorum. Buralara kadar gelip katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Taksim Camii'nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve karşıya geçip Karacaahmet mezarlığında defnedeceğiz. Bu büyük sanatçıyı layık olduğu gibi sahneden alkışlarla ayakta uğurlayalım lütfen. Mekanın cennet olsun Özkan abi. Adını unutulmazlar arasına yazdırdım. Hakikaten şey, biz burada allak bullak olduk. Bir güzel insana daha veda etti Türkiye. Sanki yaşam bölüm biraz da dediğim gibi. Yaşam bölüm biraz da aslında bu kadar güzel anılmakla ilgili bir iş. Yani insan niye yaşar? Böyle güzel anılabiliyorsanız, böyle güzel duygularla uğurlanabiliyorsanız, yani biraz da yaşam bunun için olması gerekiyor. Şimdi Necdet öyle bir noktaya temas ettin ki benim hayatımın mottosu diyebilirim. Nasıl yaşadığımız kadar yaşam sahnesini nasıl terk ettiğimiz, perdeyi son kez nasıl kapattığımız çok önemli.